Sıcağı sıcağına bir canlı yayınımız var şimdi. Ekonomiyle ilgili bir yayın, önemli bir açıklama oldu çünkü. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak konuştu ve ekonomide yapısal dönüşümü anahtarlarıyla alınan kararları, ilkeleri anlattı. Biz de bunu yorumlayacağız. Ekonomi alanında uzman birisiyle, arkadaşımız, meslektaşımız ve T24 ailesinin bir parçası olan Barış Soydan'la. Barış, hoş geldin. Merhaba. Şimdi daha önce de seninle konuşmuştuk, evet. Seçim öncesi. Ne demişti Albayrak? Seçimden sonra her şey yoluna girecek. Takım kararlar alacağız ve ekonomi düzlüğe çıkacak. Şimdi az önce konuştu, bitirdi. Ve ne oldu? Bu konuşmadan sonra cennetin kapıları aralandı mı ekonomide? Yani çok genel bir programdı açıkladığı Albayrak. Bir anda zaten bir cennetin kapısının aralanmasını hem gerçekçi değil hem herhalde onlar da beklemiyor. Herhalde hükümet de beklemiyor diye tahmin ediyorum. Bir dizi önlem var açıklanan ama bir dizi önlem de bundan sonra önümüzdeki dönemde açıklanacak paketlere bırakıldı. Mesela ihracatla ilgili Ağustos ayında bir paketin açıklanacağını söyledi Albayrak. Turizmle ilgili Eylül ayında bir paketin açıklanacağını söyledi. Dolayısıyla ihracat ve turizme dair bir şey öğrenemedik. Çok genel hatlarıyla bir iki cümle söyledi. Ama bugün en önemlisi tabii finansla ilgili, yani bu bankacılık sektörünün, evet, kredileriyle ilgili olan açıklamalar ve alınan önlemlerdi. Oralardan başlayalım istersen. Şimdi kamu bankalarıyla ilgili söylediği enteresan şeyler vardı. Kamu bankalarına toplam 20 milyar dolar devlet iç borçlanma senetleri verileceğini söyledi Albayrak. Ve kamu bankalarına 28 milyar dolarlık hazine bonosu verileceğini de söyleyerek bir ekonomiyi güçlendirme yolunda adımlar atmak istediklerini söyledi. Bu ne anlama geliyor kamu bankalarıyla ilgili bu açıklamalar? Önce rakam bir küçük düzeltme ihtiyacı. Yanlış mı söyledim acaba? 28 milyar TL. TL tabii evet, ki. Evet, kamu bankalarına 28 milyar TL'lik hazine bonosu konulacağını ve böylece kamu bankalarının, kamu bankaları hangileri? Halkbank, Ziraat Bankası, Vakıflar Bankası, Katılım Bankaları, bu yine aynı bankaların güçlendirileceğini söyledi. Evet. Bu önemli. Bunun öncesinde bankacılık sisteminin batık kredileri, yani tahsili gecikmiş kredilerinin oranının %4.2 olduğunu ve bunun son derece sağlıklı bir veri olduğunu önce söyledi Albayrak. Bir problemimiz yok dedi. %4.2 gerçekten düşük bir oran ama buna rağmen kamu bankalarına 28 milyar TL, yani ne kadar? İşte yaklaşık 5 milyar dolar civarında bir devlet para koyacağını da söyledi. Bankaları, kamu bankalarını güçlendirmek için. Bunun tabii ki bir takım ekonomi üzerinde etkileri olacaktır. Yani bu sadece bankaları ilgilendiren bir adım değil. Yani fabrikalarda, KOBİ'lerde, esnaf için de bu adımın sonuçları olacak. O da şu: kamu bankalarının daha fazla kredi vermesinin önünü açacak, önündeki engelleri temizleyecek bir adım bu. Yani ekonomide biliyorsunuz bir durgunluk, bir kriz içindeyiz. Geçen senenin son çeyreğinde daraldı ekonomi. Bu senenin ilk çeyreğinde de şu an bir daralma yaşıyoruz. Buna karşı bir önlem alıyor iktidar ve bunun bir ayağı kamu bankalarına enjekte edilecek olan 5 milyar dolar, yani 28 milyar TL. Güçlendiriyor. Nasıl edilecek derseniz, hani kasaya birisi götürüp çuvalla parayı koymayacak tabii ki. İşte o bono orada devreye gidiyor. Bu bir finansal işlem. Sonuçta ama bilançonun, kamu bankalarının bilançolarının güçlendirilmesi sonucuyla şey yapacak, nihayetlenecek. Peki şimdi bir başka önemli konu da enerji ve inşaatta batık krediler kurulacak olan iki fona devredilecek açıklaması vardı. Yani yük kamuda olmayacak. Evet. Bu ne anlama geliyor? Şimdi burası çok önemli. Aslında bence bugünkü basın toplantısının yapılan açıklamanın en önemli kısmı bu. Bana kalacak olursa. Şimdi şu, Albayrak önce toplantının başında şunu söyledi. Bankacılık sisteminin 2,5 trilyon kredisi var. Biraz evvel söylediğim gibi bunlar içinde batıkların, yani tahsili gecikmiş alacakların oranı %4.2. En fazla çıksa %6'ya çıkar. Bu da çok sağlıklı bir rakamdır dedi. Ama buna rağmen diye devam etti. Buna rağmen bir, biz kamu bankalarını güçlendireceğiz 28 milyar TL ile. İki, özel bankalardaki
İşte özel bankalarda kimler biliyoruz. Hani kamu bankaları dışındakiler, İş Bankası, Yapı Kredi, Garanti, Akbank vesaire. Onlardaki iki sektörün tahsili gecikmiş kredilerini, yani batık olarak, donuk olarak tabir edilen kredilerini bu bankaların sırtından alacağız dedi. Çünkü tahsili gecikmiş alacaklar bankaların sırtında hakikaten bir ağırlık, bir kambur oluşturuyor. Yani hani bankalar batık kredilerin altında eziliyor. Bunun da ekonomi açısından bir sorunu var, bir sonucu var. Batık krediler ne kadar artarsa bankaların diğer sağlıklı şirketlere verebileceği kredilerin tutarı da o kadar azalıyor. Çünkü batık krediler için karşılık ayrılıyor vesaire. Şimdi yani burada bir sorun var ki özel bankalardaki enerji sektörü ve inşaat sektörü ile ilgili, bu iki sektör ama sadece bu iki sektör, ama biz biliyoruz ki zaten sorun bu iki sektörde. Enerji sektörü ve inşaat sektöründeki donuk kredileri bu bankaların sırtından alacağız da değil, alınacak. Kim alacak? Bankalar Birliği. Bankalar Birliği biliyorsanız bir devlet kuruluşu değil, bankaların kendi öz kuruluşu. Yani bankaların bir araya gelip kurdukları bir öz teşkilat. Devletin bir etkisi ve bir payı yok orada. Bankalar Birliği öncülüğünde iki tane fon kurulacak dedi. Bir, gayrimenkul fonu. İki, enerji sermaye girişimi fonu diye not almışım. Belki hani bir kelime yanlış olabilir ama enerji fonu diye onu özetleyelim. İki tane fon kurulacak ve özel bankalardaki bu iki sektörün batık kredileri bu fona devrolunacak. Böylece özel bankaların sırtındaki bu yük alınacak. Onlar biraz rahatlayacaklar, bir nefes alacaklar ve özel sektöre yeniden biraz daha musluğu açacaklar. Biraz da para akıtmaya başlayacaklar ki böylece reel sektör, KOBİ'ler, esnaf biraz rahatlayacak. Yani plan bu belli ki. Şimdi burada yani iki nokta var altı çizilmesi gereken. Bir, eğer donuk kredilerin oranı çok düşükse, Albayrak'ın dediği gibi %4.2 çok sağlıklı bir oransa, niye böyle bir adıma gerek duyuluyor? Eğer bir sorun varsa bunu biraz daha net bir şekilde oranlarla, rasyolarla öğrenmek kamuoyunun hakkıdır diye düşünüyorum. Ama daha önemlisi benim merak ettiğim, bu fonların, yani enerji ve gayrimenkul fonlarının kurulacak olan bu batık kredileri, yani donuk kredileri, yani tahsili gecikmiş kredileri devralacak olan fonların parasının nereden geleceği. Şimdi şunu çok net bir dille söyledi Albayrak. Dedi ki biz, kamu bu işin içinde olmayacak. Yani bu özel bankalardaki donuk kredilerin devrilmesi işi bizim işimiz değil. Biz buna karışmayacağız. Bunu bankaların kuracağı fonlar, Bankalar Birliği'nin kuracağı fonlar yapacak. Ama sonuçta ortada bir kaynak olması lazım. Yani eğer bir IMF anlaşması olsaydı bu mesela bir IMF kaynağı olabilirdi. Ama öyle bir anlaşma yok. Bankaların bu fonu nereden sağlayacağına dair belki de vardır bir plan. Ama o planı da bence kamuoyunun öğrenme hakkı vardır diye düşünüyorum. Ya muhtemelen söylenmeyen bir takım ayrıntılar var. Bak, bu evet, önemli bir şey. Evet, açıklamanın en önemli şeyi bölümü diyorsun. Ama tam olarak kafalarda yer yerine oturmadı. Tabii bu noktada hani bunu konuşurken şeyi de değinmek lazım. Yabancı yatırımcının bir bölümü uzun zamandır bu batık kredilerin devlet tarafından alınmasını istiyor ve bekliyordu. Yani hatta bu Eylül ayında açıklanan yeni ekonomi programı öncesinde de böyle bir beklenti vardı. Tırnak içinde kötü banka diye bir şey kurulacak. Devlet kuracak bunu. Veya işte mevcut bankalarından birini, biliyorsunuz faal olmayan ama devlette olan bazı bankalar var. O bankalardan birini bu işle görevlendirecek. Buna kötü banka diyor yabancılar. Yani her iktisat jargonundaki isim. Bu kötü banka bankacılık sistemindeki bu donuk kredileri devralacak. Ama bunu devlet yapmış olacak. Yabancı yatırımcının beklentisi buydu. Bu beklentinin yerine gelmediğini görüyoruz. Çünkü Albayrak bunun altını iki kere vurguladı bunu. Kamunun bu işin içinde olmadığını söylemek istiyorum dedi. Kamu bu işin içine girmiyor. Niye girmiyor sorusunun yanıtını bilmiyoruz. Bir takım tahminlerimiz olabilir. Yani kamunun bu işin içine girmesinde aslında ahlaki bir
bir sorun var. Bunu çeşitli iktisatçılar da uzun zamandır söylüyordu. Yani eğer kamu, bu bankalar bir takım kredileri verdiler. Şimdi devlet niye bu batık kredileri alsın da işin faturasını halkın sırtına yıksın diye bir eleştiri Türkiye'de vardı. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın başka ülkelerinde de benzer uygulamalarda bu eleştiri zaman zaman dile getiriliyor. Bu mudur sebebi? Yani hani bir olası bir seçimde bunun hesabını vermek istemediği için mi hükümet bu adımı atmadı? Yabancı yatırımcı bu beklentisini yerine getirmedi. Bu sorunun da yanıtını bilmiyoruz. Ama bildiğimiz tek şey bu adımın atılmamış olduğu. Evet, enteresan yorumların var gerçekten. Bu arada canlı yayında sorular da geliyor bize. Görüşler de geliyor. Gelen görüşlerin bir kısmı, bakıyorum ben şimdi Facebook'tan, T24 hesabından, kötümser gibi görünüyor. Bu arada bu kararlar açıklanırken, bütün bunları bakan söylerken diyor bir seyircimiz, dolar yükseliyor diyor. Gerçekten de benim gördüğüm kadarıyla bakan konuşurken bir ara 5.71'e çıktı dolar. Evet, sonra 1-2 düştü galiba, en son durumu bilmiyorum. Piyasaların tepkisi ne ve ne olabilir? İlk anda 5.70'i bir geçti. 5.71 ben galiba bir yandan bakanı dinliyordum, bir yandan ekrana bakmaya çalışıyordum. Şu anda da bakıyorum. Gün içinde doların hareketine baktığımızda şöyle bir iniş ve bir çıkış görüyoruz. Bugün saatlerinde ve bakanın konuşması sonrasında bir hafif çıkış var. 5.70'i de geçti. Tam da benim tahminim, benim yorumum. Evet. Bu kötü banka meselesiyle ilgili yabancıların beklediği atımı atmadığını söylediği için bir kısım yabancı yatırımcı ya da yerlilerde olabilir satışa geçti gibi gözüküyor. Ama daha sonra, yani önce bir dolar çıktı dediğiniz gibi, sert bir düşüş olmadı. Daha sonra tekrar hafif geriledi ama şu anda 5.69 civarında seyrediyor gibi gözüküyor. Orada bir yatay hareket yapıyor. Yani şu anda mesela 5.69'u tekrar geçti. Yani burada bir gerilim, bir tansiyon olduğu açık. Ama tabii hani gün içinde farklı yorumlar olabilir. Bir takım raporlar gün içinde yayınlanabilir. Onları izlemeye devam edeceğiz. Evet, yani hani bunlar kötümser de olabilir. Bir parça iyimser de olabilir. Onlara bağlı olarak bu para piyasasındaki hareket devam edecektir. Tamam Barış. Şimdi bir başka dikkatimizi çeken şey de Konkordate ile ilgili yasal düzenleme yapılacak dediği Bakan Albayrak. Nedir bu ve kısaca nedir ve bu açıklama nasıl yorumlanabilir? Şimdi bunu da çok detayına girmedi. Ben aldığım nota bakıyorum. Konkordato ilan eden şirketlerin kredilerinin yeniden yapılandırılması konusunda birçok adım atıldı. Bu konuda yasal altyapıyı geliştireceğiz. Bu cümlelerden çıkarılabilecek sonuç, Konkordato durumundaki şirketlerin biraz elini rahatlatıcı. Yani onların bankalara olan borçlarının yapılandırılması, ne bileyim işte hani vadelerin uzatılması konusunda adım atılacakmış gibi gözüküyor. Yani bu Konkordato durumundaki şirketleri sıkıştıran değil, onları rahatlatma amacı güden bir reform hazırlığı var. Ama detay vermedi Sayın Bakan. Yani bu çok gündemimize giren bir konu. Son aylarda çok çok büyük firmalar da böyle bir şeye başvurdular. Acaba bunların durumu ile ilgili bir düzenleme olacak mı sorusunu gündeme getirdi sanırım. Biliyorsunuz yani seçim öncesinde kışın hatta sonbaharda Konkordato koşulları zorlaştırılmıştı. Bir dizi önlem alındı. İşte bağımsız denetleme kuruluşunun denetimden geçmesi lazım. İşte mahkemede uzman üye olması gerekiyor vesaire. Ondan, o adımdan sonra Konkordato ilanları bıçakla kesilmiş gibi düştü. Durakladı. Konkordato ilanları çok azaldı. Ama hani şöyle de bir kaygı var biliyorsunuz. Herkes duymuştur piyasada. Seçim sonrasında hani bir takım bu furyanın kaldığı yerden yeniden başlayacağı, bazı büyük şirketlerin zorlandığı, zor durumda olduğuna dair piyasa söylentileri. Bunların ne derece doğru olduğunu bilmiyoruz. Ama hani bugünkü bu açıklama bu konuda yasal altyapıyı geliştirici ve Konkordato durumundaki şirketleri rahatlatmayı hedeflediği gözüküyor. Burada da aslında yani uzun vadeli amaç, hani bunun
imlediği, ima ettiği amaç ekonominin çarklarını biraz yağlamak. Hani şu an bir kriz ve durgunluk yaşıyoruz. O durgunluğu aşmaya yönelik olarak işte bir dizi önlem var. Bunlardan bir tanesi de şu konkordato durumundaki şirketleri biraz rahatlatmak ki adamlar hani iş yapsın, ne bileyim kapılarına kilit vurmasınlar, satış yapmaya devam etsinler, başkalarına olan borçlarını onlar da ödesin ki hani piyasada böyle bir hani alacak verecek şeyi yaşanmasın, krizi yaşanmasın amacı var. Şimdi sorular da devam ediyor. Serpil Ariyer Çetin Odabaş, bunların sonucu ekonomiye ne kadar bir katkı yapılacağı tahmin ediyor. Bu durumun maliyeti nedir demiş bir taraftan. Diğer taraftan da bunların ekonomiye daha doğrusu fonlarla ilgili yok. Soru tekrar ediyor. Evet. Böyle bir soru geldi. Ekonomiye geri dönüş maliyeti nedir? Şimdi aslında maliyeti bu bugün açıklanan pakette bir kısmını net bir şekilde biliyoruz. Çok net bir şekilde söyledi Albayrak. 28 milyar TL. Devletin kasasından kamu bankalarının bilançosuna koyacağı kaynak. Bunu hazine hiç borçlanmayan bono vasıtasıyla yapacak ama sonuç olarak kamu bankalarının güçlendirilmesi için devlet bir kaynağı koyacak finans sistemine, kamu bankalarına. Bu sonuçta bir maliyet. Bu maliyetle ekonominin canlandırılması hedefleniyor. Yani ekonomi canlanırsa beklendiği gibi, yani kamu bankalarının kredileri işte bir can suyu olur, şirketleri biraz rahatlatır, şirketler böylece yeniden kaldıkları yerden yatırım yapmaya ya da borçlarını ödemeye başlarlarsa ekonomideki daralmayı atlatır, bunun neticesinde ekonomideki daralmayı atlatır, yeniden pozitif büyümeye geçersek devlet daha çok vergi toplamaya başlar. Böylece hani önce başlangıçta harcadığı parayla kasasını doldurmuş olur gibi bir hedef olduğu açık. Ama bu işler böyle hani ekonomide maalesef 2 artı 2 eşittir 4 şeklinde maalesef olmuyor. Türkiye'nin kendi hikayesi de son birkaç yıl evdeki hesabın hep çarşıda şaştığının da bir göstergesi oldu. Dolayısıyla evet, yani hani çok böyle aceleci iyimserliğe kapılmak için çok erken. Güzel. Şimdi evdeki hesabın bir bölümü de bakanın bir başka cümlesinde yatıyor galiba. O da milyonları ilgilendirebilecek bir konu. Emekli sistemi yeniden yapılandırılacak dedi Bakan Albayrak. Ne anladın bu açıklamadan Barış? Şimdi bireysel emeklilik sisteminin yeniden yapılandırılacağını söyledi. Bireysel emeklilik. Şimdi bireysel emeklilik Türkiye'de biliyorsunuz bir kamu zorlaması, işte hani zorunlu katılım uygulamada olduğu halde, yani şirketlerde çalışanlar, iş hayatındaki çalışanlar, iş gücü isteseler de istemeseler de şu anki mevzuata göre bireysel emeklilik sistemine giriyorlar. Ama bir süre sonra da çıkıyorlar. Veriler, gördüğümüz rakamlar, bu sisteme girdikten sonra yasal olan zorunlu süre biter bitmez ayrılanların, çıkanların, kaçanların beklenenin çok üzerinde olduğunu gösteriyor. Yani bireysel emeklilik sistemi aslında beklenen sonuca ulaşamadı. Evet. Ne zamandır bu zorunlu üyelik süresinin, yani çalışanların zorunlu aidat ile bireysel emeklilik sistemine katıldığı o sürenin uzatılacağına dair bir takım beklentiler, söylentiler vardı. Bunun olacağını ben tahmin ediyorum. Ama bu konuda da Sayın Bakan çok fazla detaya girmedi. Diğer bazı konularda olduğu gibi. Önümüzdeki günlerde, haftalarda, aylarda belli ki çeşitli alanlardan böyle küçük mini paketler açıklanacak. İşte ihracatta dediğim gibi Ağustos'ta bir paket göreceğiz. Turizmde Eylül'de olacağını söyledi. Muhtemelen bireysel emeklilikte de bir paketle karşılaşacağız önümüzdeki günlerde. Bu arada yine bu kapsamda çok önemli bir nokta, kıdem tazminatı fonunun kurulacağını söyledi. Bu yani çalışma barışı üzerinde bir tehdit biliyorsunuz. Yani kıdem tazminatı ile ilgili devlet, iktidar, hükümet bir reform yapmaya çalışıyor uzun zamandır. İş dünyasının da talebiyle aslında. İş dünyası bunu istiyor. İş dünyası bu çalışanlarının kıdem tazminatlarının kendi sırtında olmasından çok dertli.
bunu bu sırtlarındaki bu yükü devlete atmak istiyorlar. Bunun için de reform yapılmasını istiyorlar. Devletin, hükümetin bir takım girişimleri var ama emek dünyasından, sendikalardan çok sert tepkiler geldiği için, bir de malum seçim dönemindeydik. Bu adımlar, yani iş dünyasının beklediği adımlar atılmamıştı bugüne kadar. Şimdi bu kıdem tazminatı fonunu kuracağız dedi. Ve hatta şunu da söyledi Sayın Bakan, burada birikecek fonun 5 yılda milli gelirin %10'unun üzerine çıkmasını bekliyoruz. Bu gerçekten yani büyük bir hedef. Yani milli gelirin %10'u işte neredeyse 100 milyar dolara yakın bir burada biz para biriktireceğiz demek. Yani bu aslında bu bugüne kadar bir türlü hayata geçmeyen kıdem tazminatı reformunun artık hayata geçirilmek istendiğinin bir işareti ama bu ne kadar iş dünyasının istediği, ne kadar hani emek tarafının cephesinin eleştirilerinin, taleplerinin göz önüne alınarak bu reformun yapılacağı konusunu da şu an bilmiyoruz. Yani. Burada da önümüzdeki günler yalnız çok böyle hani sıcak, tartışmalı geçeceği çok açık. Yani kıdem tazminatı gündemde olmaya devam edecek. Ve dikkatli olması lazım elbette emek tarafının. Evet Barış, benim sana soracağım son soru, benim bakanın açıklamasında benim en çok ilgimi çeken, teknik olarak ekonominin dışında ama ekonomiyi çok derinden etkileyen bir konuyla ilgiliydi. Dedi ki bakan, adil bir yargı güçlü ekonominin temel koşuludur dedi. Ne demek istediği ya da sen bunu nasıl yorumlarsın? Evet. Hangi aşamalardan geçtiğimiz malum, bunu bir bakan da teslim ediyor. Nasıl yorumlayalım ve bununla bitirelim istersen. Berat Albayrak'ın konuşmasını biz Sayın Murat Sabuncu ile birlikte izliyorduk biraz evvel. Bu cümleyi ettiğinde çok ikimiz de çok şaşırdık. Yani hani bu cümle biliyorsunuz Türkiye'de ne zamandır hep muhalefetin muhalefet liderlerinin sürekli söylediği bir cümle. Yani şunu söylüyorlar ve haklılar. Ekonominin işlerliğinin sağlanması için, yani Türkiye'ye yatırımların artması için, yabancı yatırımcının Türkiye'ye gelmesi için yargının adil, tarafsız, bağımsız olması gerekiyor. Yani parası olan, 1 milyar dolar olan bir adam, yani fabrika kuracağı yerde tabii ki önce sözleşme hukuku, güvence altın, sözleşme hakları güvence altından, ben altında mı, ben bu ülkeye yatırım yaparsam yarın öbür gün benim ya da genel müdürümün ya da mühendisimin başına olmadık bir şey gelir mi? Yani yargıya düştüğümde adil, tarafsız, bağımsız bir şekilde o süreci yürütebilir miyim? Yoksa hani hiç bilmediğim bir hani Kafkaesk bir dünyayla, hani Kafka romancı vardır ya, onun meşhur bu dava romanı ise Kafkaesk derler, böyle karanlık, tuhaf, gerçeküstü bir mahkeme dünyasıyla karşılaşır mıyım diye tabii ki korkuyor. Ve evet, Albayrak'ın dediği doğru. Bu nedenle adil bir yargı, güçlü bir ekonomi gerçekten temel koşulu. Eğer ekonomimiz bugün güçlü değilse, bunun sebeplerinden biri yargının pek de adil olmaması. Eğer Albayrak'ın bunu farkında olması elbette güzel bir şey ama hani insan hani Türkiye'nin yakın geçmişine bakınca bu sözün hayata geçmesi konuda pek konusunda çok da iyimser olamıyor maalesef. Ama bir hani iyimser bir umut ışığı diyelim. İlginç bir sözdü. İlginç bir sözdü. Güzel bir cümleydi. Evet. Çok teşekkürler Barış. Ben teşekkür ederim. Barış Soydan, T24 yazarı, ekonomi uzmanı. Onunla sıcağı sıcağına bir yorum yaptık ve Bakan Albayrak'ın açıklamasından sonra ekonomide yapısal dönüşümle ilgili açıklanan prensipler, kararlar, bunlar nasıl yorumlanabilir? Bunların uygulanma şansı ve ekonomiye getirisi ne olabilir konusunu ele aldık. Yakında bir başka konukla, bambaşka bir konuyla karşınızda olacağız. Hatta pek yakında diyebilirim. Hoşça kalın.